Evet değerli izleyenler, Zamaklı izleyicilere, herkese merhabalar. Şu an neredeyiz biz? Bayrampaşa'dayız. Malatya'mızın değerlerinden Kartex Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bey'in yanındayız. Öncelikle Ramazan Bey'e merhabalar diyeyim. Merhaba Ramazan Bey. Merhaba Sevin Hanım, hoş geldiniz. Sizi görmekten mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Kendi işlerimizle uğraşıyoruz. Çalışıyoruz. Günler böyle geçiyor. Koşturuyorsunuz. Aynen, koşturma yoğun bir şekilde devam. Hayat zaten bir koşturmaca. Koşturmadan hiçbir şey olmuyor. Biz de koşturmaya devam ediyoruz. Allah kolaylık versin. Ramazan Bey, bana sponsor oldunuz. Beni köyüne gönderdiniz. Köyünüzde gezdik. Köyünüzde size selam getirdik. Siz köyünüz hakkında ne söylemek istersiniz? Sevim Hanım, öncelikle daha önce bu tarz programlar yaptığınızı biliyorum. Uzunca bir ara vermiştiniz. Şimdi tekrar yeniden başlıyorsunuz. Programınızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Size başarı getirmesini diliyorum. Umarım reytinginiz bol olur. Çok teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Sevim Hanım, bizim köyümüze yanılmıyorsam daha önce de gittiniz, gördünüz. Bu ilk gidişiniz değil tahmin ediyorum. Aynen, gitmiştim. Bir 5 yıl önce. Evet, evet. Köyümüz Malatya Doğan Yol Gümüşsuyu Köyü. Manzarası bakımından, havası bakımından bizim için eşsiz, benzersiz bir yer. Bizim açımızdan Doğan Yol'un en güzel köyüdür. Muhakkak herkesin köyü güzeldir ama Gümüşsuyumuzun bizim gözümüzde ve buradaki hemşehrilerimin gözünde başka bir yeri vardır. Yani buradaki herkes orayla muhakkak yaşıyordur. Gitmese de görmese de orayla yaşıyordur. Gitmesem de gelmesem de uzakta görünen o köy benim köyümdür diyorsunuz. Ramazan Bey, gerçekten köyünüz çok güzel. Dediğiniz gibi havası, suyu, her şeyden önemlisi insanları. Yürekleri mangal gibi, misafirperverler, natüreller, bozulmamışlar. Siz Sevim Hanım, nasıl değerlendiriyorsunuz? Beğendiniz mi bizim köyümüzü? Siz programınız icabı birçok köy gördünüz, geziyorsunuz. Sizden baskın çıkayım, ben size soruları sorayım. Nasıl, beğendiniz mi bizim köyümüzü? Çok beğendim. Biraz önce bahsettiğiniz gibi 5 yıl önce yine gitmiştim. Gümüşsuyu benim için ayrı bir yanı var. Gümüşsuyu çok güzel bir köy. Ve benim orada çok güzel dostlarım var. Evet. Bu gitmemde de Gümüşsuyu ve Gökçe muhtarı bizleri çok güzel ağırladılar. Burada onlara selam saygılarımı gönderiyorum. Bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar. Köyünüzü çok beğendim. Fakat her köy olduğu gibi orada da küçük çaplı sıkıntılar, sorunlar var. Köylünün zaten çilesi bitmez diyoruz. Elbette en kısa zamanda o sorunların da giderilmesini temenni ediyoruz. Evet, Sevim Hanım, şimdi zaten ana amacımız sizin orada köylerimizin çektiği sıkıntıları ekrana yansıtmanız. Şimdi sosyal medyada köyümüzle alakalı bir sürü video dönüyordur. Çoğunda hemşehrilerimiz çekiyor, bizim de çektiğimiz videolar vardır. Hep güzelliklerini çekiyoruz. Yalnız tabii ki her köy gibi bizim köyün de bazı sıkıntılı durumları var. Nedir bu sıkıntılı durumlar? Gözlem olarak söylüyorum. Yani benim gözlemlediğim. İşte köyümüzde bir sulama sorunu var. Kendi mahallem için yok gibi gözüküyor. Hıraba mahallesi için herhangi bir sulama sorunu söz konusu değil. Fakat maalesef aşağı taraflar için sulama sıkıntısı var. Köyümüzde, daha doğrusu bölge olarak söyleyeyim, bölgemiz çok göç veriyor. Dolayısıyla köyümüz de aynı şekilde göç veriyor. İstidamın olmayışı, işte tarımın, hayvancılığın bitmiş noktasına gelmiş olmasından dolayı insanlar çalışacak alan bulamıyor. Mecburen göç ediyor. Yani köyümüz bayağı bir göç vermiş. Doğan Yol'un diğer köyleri gibi bayağı bir göçümüz var. Nüfusumuzun çoğu, herhalde yarısından fazlası İstanbul'da ikametgah ediyordur. Biz de onlardan biriyiz. Evet, çok haklısınız. Peki bu gibi sorunu köyünüzün işte cazibe merkezine getirmek, sorunlarını gidermek, göçün önlemini almak, önünde durmak gibi bir düşünceniz var mı?
Ayrıca siz Esenler'de bulunan Gümüşsuyu Dernek yönetimindesiniz. Yok değilim. Değil misiniz? Yok, dernek yönetiminde değiliz. Fakat dernekteki arkadaşlarımızın çalışmalarını şimdilik seyrediyoruz. Gayretli çalışmalarından dolayı dernek yönetimimizi de kutluyorum. Başarılı çalışmalara imza atıyorlar. Evet, dernek başkanımız Şeref Göktaş'a ve yönetimine burada selam saygılarımızı gönderiyoruz. Sanırım bir mülk alma telaşındalar şu an. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah yollarını açık etsin. Evet, evet, evet Sevim Hanım, aynen çok önemli bir konuya değindiniz. Sizin de bahsettiğiniz gibi dernek yönetimimiz hakikaten gayretli çalışıyor. Ben kendi iş yoğunluğundan dolayı dernek yönetiminde olmadım. Ama yapılan çalışmaları kendim görüyorum, köylülerimiz görüyor. Başkanımız Şeref Göktaş Bey ve yönetim kurulu elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Köylülerimiz biliyor ama biz de buradan söyleyelim. O müjde köylülerimize verildi. Dernek yeri satın alındı. Alındı mı? Hayırlı uğurlu olsun. Dernek yeri satın alındı. Ben de tekrar Şeref Bey ve yönetimini kutluyorum. Şu anda dernek yerimiz alındı. İlerisi için yani kısa zamanda geçiş yapılacak diye umuyoruz. İnşallah. Bu arada dernek alımında elini taşın altına koyan bütün köylülerimizi de teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şeref Bey'den önceki dernek başkanları Ramazan Aktuman ve Hacı Bayram Sekman'ı da kutlamak istiyorum. Onlar da gayretli çalışmalar yaptılar. Onlara da teşekkür edelim. İsimlerini almadan geçmeyelim. Evet, Ramazan Aktuman gerçekten köyü için sevdalı bir iş adamımız ve geçmişte dernek başkanlığı yaptı. Ramazan Aktuman'ı Gökçe'de de gördüm. Selam saygılarımı gönderiyorum ve bütün Gökçelilere selamlarımı gönderiyorum. Beni çok güzel ağırladılar, karşıladılar. Sonsuz teşekkür ediyorum. Bahsettiğim gibi benim ana sponsorum Ramazan Aktuman'dır. Ay pardon, keseriz burayı. Ramazan Karabulut'tur. Kartex Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Karabulut'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben köye gönderdiğiniz için onlar yeterince dua ettiler, yeterince teşekkür ettiler. Köyünü unutmamış, köyümüze sizleri gönderdiler. Onlar için bir nimetti bu. Şimdi Sevim Hanım, bizler her ne kadar İstanbul'da ikametgah etmiş olsak da yani köyümüzü unutmamız söz konusu olamaz. Senede belki bir gideriz, iki gideriz, üç gideriz ama emin olun gözümüz her zaman köyümüzün üstündedir. Yani bu böyle olmalı. Uzun zamandır köyüne gidemeyen insanları görüyorum, duyuyorum. İşte 25 senedir gidemiyorum, 30 senedir gidemiyorum, 35 senedir gidemiyorum diyen arkadaşlara ben hakikaten şaşırıyorum. Yani nasıl zaman ayıramıyorlar? Yani insan nasıl bu kadar çok zaman araya koyabiliyor? Anlamıyorum. Yani bir boşluk bırakıp da insan kendi köyünü gidip görmeli. Ne yapılıyor, ne ediliyor? Neticede oralar ata toprağı, dede toprağı, baba toprağı. Yani gidip görmekte fayda var. Ben herkese köyüne gitmesini, köyünü görmesini, elinden geliyorsa köyüne bir çivi çakmasını arzu ediyorum Sevim Hanım. Evet, Ramazan Bey elbette kendisi duyarlı ama diğer köylülerini de köyü için duyarlı olmaya davet ediyor. Çok da doğru. Ramazan Bey, son sözlerinizi alalım. Söyleşimizi burada noktalayalım. Size de bir kez daha teşekkür ediyorum. Beni köyünüze gönderdiniz. Keza beni burada kabul ettiniz. Değerli vaktinizi ayırdığınız için size sonsuz teşekkür ediyorum. Bir dahaki köy çekiminde görüşmek dileğiyle diyorum. Sizin son sözünüzü alalım, vedamızı gerçekleştirelim. Sevim Hanım, ben size tekrar teşekkür ediyorum. Misafirimiz oldunuz, köyümüzü tanıttınız. Videolar çektiniz, resimler çektiniz. Yani tanıtım önemli bir unsurdur. Yani tanıtım muhakkak yapılması gerekiyor. Biz de bu konuda katkı verebildiysek ne mutlu bize.
Bundan sonra da herhangi bir sosyal sorumluluk projesi olduğu zaman biz her zaman varız. Her zaman hazırız. Yine çok teşekkür ediyorum aynı zamanda değerli köylülerime, muhtarıma, Gökçe muhtarı Zülfikar Bey'e. Hakikaten çok olumlu, çok doğru konuları değinmiş röportajında. Bundan önceki muhtar Öner Bey de değerli bir arkadaşımızdı. Hakikaten ben Gökçe muhtarının röportajını çok beğenerek dinledim. Çok doğru konulara temas ediyor. İnşallah her şey iyi olur. Köyümüz dışında tabii bizim ilçemiz Doğan Yol. Doğan Yol'un biraz kalkınması gerekiyor. Yani hakikaten biz işimiz icabı çok seyahat ediyoruz. Hakikaten bırakın ili, neredeyse Türkiye içinde gitmediğimiz ilçe kalmadı. Yani şunu üzülerek ifade ediyorum ki bizim Doğan Yolumuz hakikaten çok çok geride. İnşallah bundan sonra hak ettiği yere gelir, biraz kalkınır. Tabii bu dileklerle olmuyor. Biraz da çaba sarf etmek gerekiyor. Belediye başkanımız bundan önceki Recep Bey elinden geleni yaptı. Çok güzel hizmetler verdi. Güzel eserler yaptı. Henüz gidemedik ama işte Doğan Yol iskelesi çok müthiş olmuş. Kayacık mesire alanı çok güzel olmuş. Recep Başkan'a teşekkür ediyoruz. Bayrağı devralan Hakan Bey'e de üzerine katarak devam etmesini arzu ediyorum. İnşallah Hakan Bey daha üzerine katarak Doğan Yolumuza bir takım eserler, kalıcı eserler Sevim Hanım. Yani kalıcı eser çok önemli. Bir Doğan Yolumuza bir devlet hastanesi kesinlikle şart. İşte ilçemizde eczane yok maalesef. Açılıp açılıp kapanıyorlar. Kalıcı bir eczanenin olması şart. Böyle Sevim Hanım. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum size, şahsıma ve köyüme göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, Slovak izleyicileri, Kartex Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Karabulut'a hoş sohbeti için sonsuz teşekkür ediyoruz. Bir başka programda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın diyoruz.